akşam deli gibi çalışıyoruz değil mi? Para kazanmak için, hayatımızı idame ettirmek için. Ama ondan sonra da bu kadar çok çalışmanın içinde bir an geliyor, diyoruz ki sıkıştık, nefes alamıyoruz. Yapmak istediklerimiz var oysa ki, hayallerimiz var. Ben böyle zamanlarda hep diyorum ki gerçekten hayal ettiğimiz ve yapmak istediklerimiz neler? Bunun için bir vizyonumuz olması gerekiyor. Vizyonumuz olabilmesi için de okuyup, gezip görmemiz gerekiyor. Ama biz mesela nereleri geziyoruz? Neleri görmek istiyoruz? Boş günlerimizde, boş zamanlarımızda ilk koşarak gittiğimiz adres bir müze mi, sergi mi, kitapçı mı yoksa alışveriş merkezleri mi? Bir insanın vizyonu ne kadar genişlerse çalışıp bu kadar yorulduğu yerde nefes aldığı, hayal ettiği şeyler o kadar doyurucu oluyor ve sonsuz oluyor. Ve aslında bakarsanız çok da para harcamasına gerek olmayan şeyler oluyor. Ben dönüp dolaşıp insanın vizyonunun, hayatta gerçekten ne istediğini doğru bir şekilde bulmasının yolunun sanattan ve çok okumaktan geçtiğini düşünenlerdenim. Eğer çok kitap okuyorsanız hayal gücünüz uçsuz bucaksız olabilir. Eğer doğru yerleri geziyorsanız, güzel bir sergi mesela ya da güzel bir müze ya da güzel bir tiyatro oyunu, güzel bir sinema filmi ama sinemada eskisi gibi. Bunların insanın vizyonuna hep bir adım daha ileri götürdüğünü, vizyonunu ve vizyonuna hep bir şeyler kattığına inananlardanım. Eğer biz yeterince sergi gezersek, yeterince müze gezersek aslında duyduğumuz bir cümlenin, bir serginin ismi olabilir, bir kitabın ismi olabilir, bir filmin ismi olabilir. Duyduğumuz o ismin içeriğini bilmeden, ön yargıyla yorum yapmadan gitmeyi öğrenebiliriz. Çünkü sanat bize hep bir adım daha ilerisini göstermek ister. Hep birkaç adım daha önümüzdedir ve der ki ben buradayım, benim yanıma gel. Ben senin şu anda görmediklerini görüyorum, gel birlikte öğrenelim. Senin konuşmaktan imtina ettiğin şeyleri ben konuşmaya cesaret ediyorum. Gel birlikte bu cesaret yolculuğuna çıkalım. İşte sanat bu yüzden kıymetlidir. Kendimize bile söyleyemediğimiz birçok cümleyi, kendi kendimize öğrenemediğimiz birçok bilgiyi, birçok sergiyle, müzeyle, filmle, tiyatroyla, operayla, baleyle daha çabuk öğreniriz ve birlikte öğreniriz. Yani yalnız değilizdir öğrenirken. O zaman toplum gelişiyor, dönüşüyor. O zaman vizyoner oluyoruz ve o zaman daha ulaşılabilir hayaller kuruyoruz. O zaman çalıştığımız anlarda böyle sıkışıp nefessiz kalmıyoruz. Biliyoruz ki çalışıp hayatımızı idame ettirdikten sonra arttırdıklarımızla erişilebilir hayallerimiz var ve bunların hepsine erişebiliriz. Böyle çok heyecanlanınca kelimelerim birbirine karışıyor. Bazen çok şey söylemek isteyince birkaç kelimenin içinde kendimi kaybediyorum. Kusura bakmayın sürçülisanım için. Bugün sanat konuşacağız. Aslında belki ilk duyduğunuzda cümlesi sizi ürküten ama aslında varsayımda bulunmadan ön yargısız içine daldığınızda çok kıymetli şeyler öğrenebileceğiniz bir sergi. Ülkemizde maalesef bitti ama hala ulaşma şansınız var ve bu sergi dünyayı dolaşmayı niyet ediyor. Bunun için de bizim desteğimize ve ilgimize ihtiyacı var. İşte biz de bunun için bugün bu programı çekiyoruz. Bir cümlenin peşinden gideceğiz. Efendim Robert Engman diyor ki bir sanat eseri asla tamamlanmaz. Daha önceden sorulan bir soruyu cevaplar ve yeni bir soru sorar. Ben de böyle düşünüyorum. Sanatçının ürettiği sanat hiçbir zaman noktalanmıyor. Hep bir virgülü var ve bence bir virgülden sonra geliyor. Sanatçı bir cümleden etkileniyor, bir eser gerçekleştiriyor ama sonunda virgülle tamamlıyor eserini ki biz virgülden sonrasını tamamlayalım. Çok kıymetli konuklarım var. Ressam Nilgün Sabar ve küratör Şanel Şan Sevinç. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız efendim? Suyunuzu teşekkür hemen ederim. Takdim edeyim sizlere. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Beğendiniz mi? Evet, çok sevindim beğendiğinize. Şimdi sanat gözü olanlar beğenince daha mutlu oluyorum. Çok evet, çok dikkat çekici, çok hoş. Teşekkür ederim. İçiniz açılsın. Evet, diye. El yapımı. El yapımı, evet. Kadın üreticiler. Öyle mi? Evet, süper. Yapıyorlar efendim. Ben de kadın üreticileri her zaman full destek tam destekleyen biri olarak çok mutlu oluyorum onların ürettikleriyle olmayı. Nasılsınız? Teşekkürler. Çok güzel konuştunuz. Gözlerim doldu dinlerken. Sanatla ilgili böyle güzel şeyler duyunca hakikaten... Hmm. Böyle kalbimiz kocaman oluyor değil mi? Sanatçı olarak. Çok kıymetli bir şey yaptığınız ve bize öğrettikleriniz. Geçtiğimiz günlerde Üretici Kadınlar Fuarı vardı Denizli'de, oraya katılmıştım. Aslında burada söylediğim o cümleyi orada da söyledim. Dediler ki işte idolünüz var mı? Kim?
Ben de dedim ki bir insanın bir idolü olmamalı. Çünkü o zaman o idolü hayatında nelerle karşılaştıysa ve bunlara nasıl tepkiler verdiyse siz belirlediğiniz idolün yaptığını yapmak istersiniz. Sizin karşılaştığınız şeyin ne olduğu, ne kadar biricik olduğunuzun bir önemi kalmaz. Ama Atatürk filminde vardı, çok etkilendiğim bir sahne. Orada Atatürk'e diyor ki bir muhtar karakteri, fikirlerin peşinden git. Fikirdir kalıcı olan ve fikirlerdir seni ileriye taşıyacak olan. Bunu da böyle koymuştum cebime Atatürk filmini izledikten sonra. Zaten Atatürk de onunla sohbetten sonra başka kalkıyor ayağa. Artık ne yapacağını bilir ve hani hedefini belirlemiştir zaten ama nereden gideceğini anlamış gibi. Öyle bir sahne, çok etkilenmiştim. Ve sonra bunu düşündüm ve dedim ki evet, sanattan bir sürü sanatçı bence etkilendiğimiz olmalılar. İşte yazar, bir sürü yazar, şair, bir sürü şair, oyuncu, bir sürü oyuncu. Onların virgülle devam etmemizi istedikleri cümleleri biz de biraz tamamlayıp virgül koyduğumuz zaman güzel bir metin çıkıyor sanki insanlık adına diye düşünüyorum. Sizler de bu metinlerdeki en kıymetli ara sözleri yazanlarsınız bence. Çünkü siz bir şey ürettiğinizde ve ben baktığımda hep şöyle oluyorum. Ne kadar güzel, yani yapabilseydim keşke. Ama bana hissettirdiklerine izin veriyor olmak da zihnimde ve bedenimde beni iyi hissettiriyor. Kesinlikle sanat da bunun için olmadı zaten. Biz bir fikrin, bir ülkeyi, bir yüzyılı, dünyayı etkileyen bir fikrin küçük parçalarını oluşturan detaylar yapıyoruz ve o birlik bilinci oluşturuyor. Yani aslında tek bir sanatçının yaptığı bir şey değil de bütün sanatçıların tek tek yaparak birleştirdikleri o bilinç aslında insanları bir adım öne götürüyor. Ben öyle inanıyorum. Zaten yaptığımız projede de bir tek tek sanatçıları değil ama projenin ismini duyurmak bizim amacımız. Çünkü bu bir barış projesi. Evet, şimdi tabii burada şöyle bir şey var. Tabii ki sanatın bu cesareti bence çok kıymetli. Çok önemli bir şey anlatmak istediğiniz bu sergide çok riskli bir başlık seçmişsiniz. Evet. Neler yaşadığınız süreçte çok merak etmekle birlikte yolunuzun uzun olmasını diliyorum. Evet, ve umarım bu program sayesinde gerekli desteği buluruz. Efendim, sebebi ziyaretimiz ekranlarınıza bu muhteşem serginin tüm dünyayı dolaşabilmesi için maddi desteği sağlayabilmek ve gereken ilgiyi, önemi alabilmek ki İstanbul'daki sergi ziyaretçi sayısı bakımından yeterince ilgi görmüş aslında. Umarım tekrar edilir ve biz de görme şansına sahip oluruz. Sergimizin adı What is Gender? Yani cinsiyet nedir sergisi? Nasıl hayata geçti? Hedef neydi? İçerikte neler var? Öncelikle serginin yola çıkışı, yani bu serginin ilk edisyonu Cenevre'de düzenlendi. Gilles Grasulo küratörlüğünde. Ben de az önce söylediklerinize bir küçük bir şey ekleyeceğim. İzleyici olmadan sanat eserinin tamamlandığını düşünmüyorum. Evet. Yani siz o duyguyu hissetmeden o sanat eseri tamamlanmıyor ve virgüllerine devam ediyor. Aynen. Yani. O yüzden çok kıymetli. Biz de burada sergiyi düzenlediğimiz zaman, izleyicilerle buluştuğumuz zaman biz de mutlu oluyoruz. Az önce Nilgün söylediği gibi sizin sözlerinizle birlikte. Bizim de içimiz bir kabarıyor ve motive oluyoruz, mutlu oluyoruz, devam edecek gücü buluyoruz kendimizde. Bu sergi dediğim gibi ilk edisyonu Cenevre'de düzenlenmişti. Belki Nilgün oradan bahseder, ben de İstanbul ayağını anlatıyorum. Tamam, o zaman Nilgün Hanım'la başlıyorum. Şimdi Cenevre'de bir sergi yapıldı. Şimdi 1,5 sene evvel Nisan ayında ben Cenevre'ye bir sergi için davet edildim. Tamam. What is Gender isimli bir sergiye. Evet. Bu lokal bir sergiydi tamamen. Gilles Grasulo'nun konseptini buldu ve orada Ecole d'Alert Üniversitede hem sanatçılarla hem öğrencilerin katılımıyla tek Türkiye'den ben yabancı sanatçı 6 tane iki eserimle eşlik ettim ve diğer sanatçıların hepsi Cenevreliydi. Tamam. Ve bu sergi düzenlendiğinde konsept bana çok ilginç geldi ve oradaki ortam, sanatçılarla olan ilişkiler, bana dedim ki yani bu sergi devam etmeli, lokal bir sergi olarak kalmamalı ve oradaki küratörle konuştum. Bunu dedim İstanbul'a taşıyalım. Sergi ne anlatıyor? Sergi şunu anlatıyor. What is gender derken, yani cinsiyet nedir? Cinsiyet nedir diye bir soru soruyoruz aslında. Tamam. Cins nedir, cinsiyet nedir diye soruyoruz burada. Yani burada bütün cinsler aslında. Hayvan,
insan, mülteci olmak, işte bütün kalıplar, bütün kalıpların, sınıfların evet. Dahil olduğu ve kendini yersiz, yurtsuz hisseden herkes, kendini dışarıda hisseden herkese içine dahil etmiş bir soru soruyoruz ve bütün sanatçılarında birlik bilinci olan bütün sanatçılarında bu soruya cevap vererek demokratik bir ortamda her şeyi söylemelerini istiyoruz. Yani biz taraf tutmuyoruz burada. Evet, siz tarafsız bir yerden aslında sergiyi gezenlere şunu anlatıyorsunuz. Ötekileştirdiğiniz kim? Bunu bir fark edelim. Belki de bu sergiyi gezen için bu empati gücünü biraz yükseltecek. Bir bütünlük hissedecek ve evet ya aslında benden bir farkı yok diyecek ve serginin bittiğinde, o gezme süreci bittiğinde çıkış kapısından çıkan kişi girenle bir olmayacak. Deneyim gibi. Zaten biz sanatçılara bu sorduğumuz soruda yani what is gender dediğimizde bizim Instagram sayfamızda herkes bir cevap verdi kelimeyle. Zaten işleriyle vermişler. Mesela ben kendim hepimiz nefes alıp veren canlılarız. Hepimiz ölümlüyüz dedim. Yani burada aslında o ortak havuzun içinde toplanmamızın ve birlik olmamızın tek bir sebebi var. Hepimiz ölümlüyüz. Yani bütün gelip cinsler geçin, diyorsunuz. Evet. Cinsiyet nedir değil, cins olarak baktığımızda ya da cinsiyetin ne olursa olsun baktığımızda doğuyoruz, nefes alıyoruz ve ölüyoruz. Ölüyoruz. Hepimiz aynıyız yani. Bir de içine doğduğumuz toplum çok önemli. Yani bir toplumsal cinsiyet konusu da var bahsettiğimiz. Bizde hani anne olmak, kadın olmak, çocuk olmak, erkek olmak, sen kadınsın, sen annesin. Senin yapman gereken yükümlülükler bunlar dediğiniz noktada da. Burada küçücük bir parantez, anne olmamak da girebilir miyim? Tabii ki. Evet. Tabii çünkü ki. Anne olmamış kadını da biz bir yere konumlandırıyoruz. Evet, onu da ötekileştirebiliyoruz. Evet, evet, evet. Bu da ötekileştirmenin altında oluyor. İşte aynen öyle. Yani ben de kendi özellikle hani oğlum doğduktan sonra bu konuya da daha çok hisseder oğlum. Çünkü hani annesin, kadınsın. Orada bile bir ayrışıyorsun işte gençsin, değilsin vesaire. Yani bütün bu kalıplar. Yani zaten sergide dolaşırken sizin de bahsettiğiniz gibi girdiğiniz insanla çıktığınız insan aynı kişi olur mu bilmiyoruz. Onu sorguluyoruz bir yandan da deneyimi önemsediğimiz için. Çok önemli. Peki Negin Hanım, siz dediniz ki bu burada kalmamalı. Kalmamalı dedim. Küratörle konuştunuz. Küratörle ve bütün sanatçılarla bir masada, bir sergi sonrası bir yemek masasında ben heyecanımı ve bunun... Bu Türk olmak işte. Evet. Bu heyecan. Evet. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Dünyanın her yerinde sanatçılar aynı heyecana sahip. Yaşasın. Sanki ben Türklerle bir masada oturuyordum o Yaşasın. Gece. Yaşasın. Ve yani inanılmaz çığlıklar atıldı, kutlamalar yapıldı, geliyoruz dediler. Ama bu arada ne paramız var, ne yani Chanel'le daha görüşmemişim. Evet. Yani nerede yapacağız sergi falan. Sadece bir fikir attım ortaya ama yapacağım dedim. Bunu yapacağım. Jill'le buna karar verdik o anda, o gece. Tamam. İstanbul'a döndüm. Hemen Chanel'e gittim. Böyle böyle bir sergi yapmak istiyorum. Hadi para nereden bulacağız? Falan. Melek yatırımcılar bulduk. Müthiş. Çünkü hani konsept böyle olduğu için herkes bir korktu ilk başta. Anlamadılar ne yapmak istediğimizi. Neyse bu sergi mekanını çok güzel. O zaman size dönüyor. Evet. Onu Chanel anlatsın. Evet. Çünkü sergi mekanını ve şeyini. Evet. Şimdi bir eş küratörle çalışmak da farklı bir deneyim oluyor. Yani Avrupalı bir küratörün bakış açısı var. Onun baktığı bir yer var. Oradaki sanatçıların bakışı var. Bir de biz Türkiye'de bunu nasıl sergileyeceğiz? Yani gelip buraya alıp bir şey koymayalım. Yani Türkiye ile de madem burada yapıyorsak sergi ve sergi buradan dünya turuna çıkacaksa bizim söyleyeceğimiz bir şey olsun. Ülkenin bir katkısı olsun bu noktada. Türkiye'nin de bir sözü olsun değil mi? Burada hani Jill'le ortaklaştığımız noktada yani hepimizin konuştuğu. İşte birazcık daha bu toplumsal cinsiyet konusunun, öteki olmak konusunun irdelendiği, kadın olmak, çocuk olmak hepsini kapsayan, hepsinin altını çizen bir sergi olsun. Burası çünkü İstanbul çok kültürlü, çok katmanlı. Çok dilli bir medeniyetin üstünde yaşıyoruz yani baktığımız zaman. Bir de Türkiye'de yani İstanbul'dan bu serginin dünyaya yayılacağı için de çok heyecanlıyız. Yani burada bir görev üstleniyor. İstanbul çünkü her türlü kültürün bir arada olduğu bir yer ve buradan çıkıyor olması da bence ve sergi yaptığımız mekanda tabii ayrıyeten. Nerede yaptınız? O noktada klasik bir galeri de değil, işte İstanbul'un ruhunu yansıtacağımız Zülfaris Karaköy'de yaptık sergiyi. 500 yıllık bir mekan, eski bir sinagog, şimdilerde ise kültür ve sanat faaliyetlerine açık bir etkinlik merkezi olarak işlev görüyor.
Onun da yani o tarihsel katmanı olan bir binayı 15. sanatçı olarak ekledik aslında. Evet, yani hem onunla birlikte olduk, hem onu ezmemeye çalıştık, hem eserler içinde kaybolmasın binanın diye de çok uğraştık. Mimari olarak zarar görmemesi için de çok uğraştık. Bir yandan Galata'da, Karaköy'de olması çok önemliydi. Bütün kültürlerin, ticaretin, farklı sınıfların, mezheplerin bir arada olduğu bir bölge. Evet, siz sergiye bütününde bir barış projesi olarak bakıyorsunuz. Evet. Ve dediğiniz gibi sergiyi yaptığınız yerde çok önemli. Birçok turistin de olduğu, evet, İstanbul halkının da çok severek, evet, gezdiği, evet, bir, evet, semt Karaköy artık. Peki nasıldı ziyaretçi sayınız? İstediğiniz, evet, gibi miydi? Yani biz bir ara başımız döndü. Öyle söyleyelim yani gerçekten. Günde 1500 kişinin üstüne, evet, çıktığımız günler oldu. Müthiş. Toplam 10 bin kişinin üstünde ziyaretçi, müthiş, oldu. Ve kaç gün sürdü sen? 15 gün. 15 günde 10 bin kişinin üstünde. Devam etmediniz. Çünkü 15 gün yani kiralama usulüyle çalıştığı için, anladım, binalar bizim de, tabii, zaten hani belli bir bütçemiz vardı kullanabileceğimiz. Evet. 15 gün boyunca fiziki olarak sergilendi ama sergi ruhuna uygun olarak, dünyayı gezme fikrine uygun olarak Art Crowd İstanbul online galeride, kurucusu olduğum benim galeride, orada da açıldı. Online olarak da fiziki, şu anda devam ediyor. Evet, fiziki ve dijital paralel ilerledik. Ve bundan sonra da sonsuza kadar da devam ediyor olacak. Yani herkes evinden internet sitesine, evet, girdiğimiz, evet, zaman sergiyi gezebiliyoruz biz artık, İstanbul'da olmamasına rağmen. Evet, evet. Ama bu dijital sanat değil. Fotoğraflarını görüyoruz. Evet, yani ve satın almak gibi bir şey yok anlıyorum, değil mi? Doğru, satın almak isteyenler irtibata geçebiliyorlar. Telefon numaraları ve iletişim bilgileri var. Tamam, biz internette gezdik siteyi, bir eseri çok beğendik. Hı-hı. Oradaki iletişim numarasını arayıp biz eseri almak istiyoruz diyoruz ama sergi inşallah dünyayı gezeceği için hemen sahip olmayacaklar eserlerine gibi mi? Evet, yani şu an öyle şey gibi. Bazı eserlerde değişimler, güncellemeler yapabiliyoruz. Ama bazı eserler, evet, dünya turuna devam ettikten sonra. Peki sergide şöyle bir şey yapıyor musunuz? Finalde bir anı defteri ya da işte yaş profilini ortaya koyabileceğiniz bir ibare. Yani bu kadar insanda yaş sınırı neydi? En çok kaç yaşında kişiler geldi? Yabancı ağırlıklı, hı-hı, mıydı? Türkler miydi? Ya da notlar düştüler mi? Size bir geri bildirim alabildiniz mi? Biz şimdi büyük bir sunum hazırlığındayız. Bütün bu geri bildirimleri derleyeceğimiz, sizin dediğiniz gibi. Bu bilgileri de özellikle hani sosyal medya üzerinden yorumları da takip edebiliyoruz. Gelen, hı-hı, kitleyi de analiz etmeye bir çalışıyoruz. Instagram sayfamız var. Hı-hı. Orada bütün sanatçıların işleriyle beraber işte bu düşünceleri, ondan sonra işte bize geri dönüşler, yapılan reels'lar, sergi açılışından sergi öncesinden yapılan bütün reels'lar, çekimler, bir de tabii çok önemli bir belgesel yapıyoruz bu konuyla ilgili. Evet. Yani bu bir dünyayı dolaşma hikayesi olacak. Şimdi İstanbul'da çekimleri yapıldı. Bir 2 dakikalık bir teaser hazırlanıyor. Hı-hı. 20 dakikalık bir İstanbul bölümü olacak. Tamam. Sonra gittiğimiz her ülkede bu belgeseli 20'şer dakikalık çekim yapıp sonra da en son gittiğimiz ülkede de bütün olarak yayınlayacağız. Emre Köktaş görüntü yönetmenimiz, Ferize Çetin belgeselimizin çeken yönetmenimiz. Çok yani çok fedakarca çalıştılar. Çok keyifli günler geçirdik, evet, onlarla, evet, da. Şimdi Cenevre'deki içeriği burada Türk sanatçılar, evet, da eklendi. Yani içerik genişledi. Evet. Şimdi 7 Cenevreli, yani 6 Cenevreli, bir de ben 7. 7'ydiniz. 7 tane de Türk sanatçı burada eklendi. 14 kişi oldu. 14 oldunuz. Şimdi her buradan, ülkede 7-7 eklenerek, aynen, mi gidecek? Aynen. 7-7 eklenerek, hmm, gidecek. Yani katlanarak çoğalacağız. Yani zaten şey, projenin amacı bu. Ne kadar kalabalık olursak o kadar sesimizi duyururuz. Bir de her gittiğiniz ülkenin bu cinsiyet nedir anlayışını da, evet, dahil kesinlikle, edeceğiniz için. Kesinlikle. Çok ciddi bir belgesel olacak dünya, evet, çapında, evet, aslında. Yani çünkü herkes farklı şeyler söyleyecek. Farklı küratörler çalışıyor olacak. Farklı küratörlerle çalışacağız. Bu da güzel. Bu bir ilk mi? Daha önce oldu mu böyle bu bir ilk küratörlerin çeşit çeşit ülkelerin? Yani böyle bir dünya turu ben böyle bir bilmiyorum. Proje olmadı, evet, şimdiye kadar. Şöyle ki yani 100 senedir dünya üzerinde bir sanat akımı da çıkmadı. Biz bir sanat akımı oluşturmak istiyoruz ve İsviçre'ye, Cenevre'ye geri döndüğümüzde orada eğer bu yeterince bu proje kendini duyurursa onların hükümetinden belki bir alan isteriz, bize bir müze yapsınlar diye. Ne güzel olur. Böyle bir şey istiyoruz. Aslında buna dijital sanatı da ekleyebilirsiniz. Madem sosyal medya hesabınız, evet, var. Oradan da genç yeteneklerden bu fikirlere ait birkaç
sanat eseri isteyebilirsiniz dijital sanat anlamında. Belki zaten onu da sergimizde de vardı. Benim mesela bir işim vardı. Amine Berkşemi'nin bir işi vardı. İsviçreli bir sanatçı. Yani dijital sanat da var işin içinde. Belki NFT'ye dönüştürebiliriz bunları. Evet. Yani her şeyi kullanmak istiyoruz. Bir Metaverse workshop'u yaptık Zülfaris'in içinde. Ece Sontaş'la beraber. Hı hı. Mesela Metaverse'le de ilgili bir alana taşıyabiliriz. Yani biz teknolojiyi şu anda güncel ne varsa bu işin içinde kullanmak istiyoruz. O zaman belgesel açığız yani aslında açığız, bu tarz taleplerde. Bu arada Burcu Aksoy, Banu Birecikli Gil, Ali İbrahim Öcal, Nilgün Sabar, Yonca Saraçoğlu, Gülay Semercioğlu, Emre Yıldır katıldı Türkiye'den değil mi sanatçılarımız? Onların eserleri. Evet. İnternete girdiğimizde onları da görebiliyoruz. Görebiliyoruz. Çevrim içi sergi sizce birebir gezdiğimizle aynı etkiyi yaratıyor mu? Yani hiçbir zaman gerçek bir sanat eseriyle baş başa kalmanın aurasını, o eserle yaşadığınız deneyimi yerine koyamaz bir online sanat galerisi. Yani bunu ben kendi online galerisi olan biri olarak söylüyorum. Ama gidemediğiniz, ulaşamadığınız noktada da demokratik bir ortam sunuyor size. Ben kendim mesela Antalyalı bir öğrenciydim. Mesela İstanbul'a gelip sergi gezmem gerekiyordu. Yani burada 7/24 bir telefonla, bir bilgisayarla ulaşabiliyorsunuz sergi. Bir de tarihte bir bellek yaratmak çok önemli. Çünkü sergiler yapılıyor bitiyor, yapılıyor bitiyor, yapılıyor bitiyor. Ben bile yani yetişemiyorum, yetişemiyoruz bazen hiçbirine. O yüzden bir yandan hiçbir serginin geçmediği bir ortamda sunduğu için dönüp da, bakma fikri de bana iyi geliyor. Şimdi mesela bizi izleyenler hemen internete girecekler, ilgilenenler. Şu anda hani biz İstanbul'dayız, biz bile gidemiyoruz artık bittiği için sergi. Hani eve gittiğimde ben de internetten girip bu eserleri görmüş olacağım. Aslında bence de ciddi bir fikir sahibi yapar ve vizyon sahibi yaparmış gibi geliyor bana. Evet, bir de şöyle düşünün yani şimdi biz buradan mesela Küba'ya gideceğiz. Yani öyle bir fikrimiz var bu arada. Küba'ya gitmek istiyoruz. Oradan küratörler bize oradan teklif... Oradan mı başlayacaksınız? Yani Küba'dan mı? İstiyoruz. Bakalım hangi nereden başlayacağımız tam şu anda belli değil ama. Oradan böyle bize şey davet geldi. Mesela şimdi Küba'ya gittik. Bizi geldiler. Burada Zülfaris'te gördüler sergi. O gelen gezenler Kübalı sanatçıların da dahil olmuş halini Art Crow İstanbul'un sitesinden izleyebilecekler. Yine görebilirler. Yani, Nasıl duyuracaksınız peki? Neyi? Gerçi kendi içinde bir duyurulmuştur gibi geliyor bana şimdi diyorsunuz ya Küba'dan geldi. Mesela başka ülkelerden de hadi bizle yapın gelin diyen oluyor mu? Bir de biz belki şimdi ülkemizden bir maddi destek ve kaynak istiyoruz ama yurt dışından da olabilir mi acaba? Mesela Küba'da bir sanatsever gelin ben her şeyinizi karşılıyorum burada devam edin. Diyebilir mi böyle bir şey de hissediyor musunuz? Yani Küba'dan olması biraz zor ama başka ülkelerden böyle yatırımcılar bulmayı hedefliyoruz. Zaten proje ünlü oldukça, sesini duyurdukça ya bu sanatçılar bir şeyler söylemek istiyorlar. Hani bir şey oluyor burada diyen yatırımcılar bize yardım edecektir diye düşünüyorum. Çünkü netekim ikinci sergide bile hani bu kadar başarılı olan bir düşünce, bir fikir, bir açılım yani bir sanat ve barış projesi. Bence dünyayı dolaşırken böyle insanları peşine takacaktır. Çünkü sanatı seven, sanatçıların yaptığı olumlu şeylere destek veren çok fazla yatırımcı insan var. Mesela şimdi Morocco'da mı? Fas için görüşmemiz Fas için bir görüşme var. Chicago'da bir görüşmemiz var. Bir yandan da bizim bu sergi yani İstanbul ayağı çok önemli oldu serginin devam edeceği rotalar için. Hem İsviçre'deki sanatçıları hem Türkiye'den sanatçıları etkilediği gibi bir yana yani bu iki kadın bu işi yaptı. Evet. Yani Zülfaris'le yani çok da güzel bir ortamda büyük çok da başarılı bir şekilde. Hani sergi mekanı olmadığı için. Her şeyin kurulumuna kadar yani tüm aksamlarına kadar ikimiz giriştik yaptık. Nilgün Hanım niye bu kadar etkilendiniz? Çünkü ben bütünlüğe inanıyorum. Yani bütün ülke insanların tamam herkesin bir kültürü var bir şey var ama biz hepimiz insanız ve biriz. Ve bu çağda herkes birbirine dokunabilecek bir teknolojiye sahip. Biz niye yapmayalım ki bunu? Niye bir sanat akımı çıkmadı ki şimdiye kadar 100 senedir? Ne oluyor yani hep bir ticarete dökülmüş her şey. Halbuki burada bir barış, birlik, bütünlük çağrısı böyle karanlık bir dönemde
vermek bence yani insanları iyileştirecek bir şey. Ben bunu bir terapi gibi görüyorum. Yani dünyaya bir terapi yapmak istedim ben. Ben sanat terapistiyim bu arada. Gerçekten. Evet, o yüzden herhalde dedim yani biraz da meslek deformasyon. Yani biz bunu dedim dolaştırırsak herkesi kardeş yaparız. Çünkü ben orada İsviçre'de kardeş gibi hissettim İsviçrelilerle. Orada bir ailemi bulmuş gibi hissettim. Bütün sanatçıları buluşturalım ya böyle dedim. Yani böyle bir şey üstlendim. Birdenbire böyle bir şey indi yukarıdan bilmiyorum. Peki size nasıl ulaştılar? Ben Gilles Grassule'yi tanıyordum. Daha önceden bir dünya turu yaparken İstanbul'a geldiğinde tanışmıştım. O zamandan beri birbirimizi takip ediyoruz. O benim sanat yapıtlarıma bakıyor. Ben onun yaptıklarına bakıyorum. İşte bir müddet o Afrika'da yaşadı. Bu arada Afrika'ya da gitme olasılığımız var. Senegal'e gideceğiz ve Dakar Bienali döneminde de oralarda Senegal'li artistlerle çalışacağız. Orada da görüşmeler sürüyor. Yani vazgeçmeyeceğiz bundan, yapacağız bunu. Biz bu projeyi dolaştırıp herkesi bir araya getireceğiz. Yani biz bunu buna kafayı taktık. Chanel de işte burada İstanbul'da bana katıldı ve o da çok inandı. Ve buradaki projeye inanılmaz bir katkıda bulundu. Şimdi bundan sonra artık bu 14 kişi, 14 sanatçı, 2 küratör ve ben genel koordinatörüyüm ben projenin. Bütün dünyayı dolaşırken bütün insanları bir araya getirme görevini üstlendik. Peki eserinizi hayata geçirirken ne oldu yani? Cinsiyet nedir dediler size ve ne hissettiniz ve nasıl bir eser ortaya koydunuz? Ya şöyle aslında benim var olan, ben biraz kadın sorunları üzerine çalışıyorum. Böyle biraz feminist işler. Yani feminist de demeyeyim de yani kadının susturulmasıyla ilgili, ondan sonra işte kendi yarattığımız çaresizlikleri nasıl yaratıyoruz? Bunlarla öyle ilgili duygusal. Evet, evet. Yani çünkü şey kimse istemediği bir şey yaptırılamaz yani. Ve bu işleri görünce Jill Türkiye'nin Frida Kahlo'su demiş, onu çağıralım demiş. Ondan sonra ben gittim orada. Benim Golden Horn diye bir işim vardı. Bu Golden Horn'da arkada böyle Ayasofya Camii, yani bütün böyle işte dinlerin, öğretilerin var olduğu İstanbul'un sembolü bir yapı. Ve işte birkaç mitolojik hikayenin de iç içe girdiği, kadını anlatan bir işti bu iş. Hı hı. Yani kadınla ilgiliydi. Çünkü benim hani cinsiyetten anladığım şey, ben kadınım şu anda. Kadınla ilgili çalışıyorum ama benim söyleyeceğim söz bu. Diğeri ise mültecilerle ilgiliydi. Ve ötekileştirilmiş ve vatanından uzaklaşmak zorunda kalan herkesle ilgili. Zaten hazırdı işlerim. Zaten böyle çalışıyorum. O da beni seçti, çağırdı. Ondan sonra da zaten çorap söküyor gibi geldi devam. Peki Şener Hanımcığım, siz buradan bir şeyler eklemek istediğinizde nasıl bir hayal kurdunuz? Sanatçıları neye göre belirlediniz ve neler eklenmiş oldu hikayeye? Evet. Cenevre'de başlayan. Evet, yani hepimizin yaşadığı bu kaos. Her zaman böyle çok içimi acıtan ve neden olduğunu sorguladığım bir meseleydi. Yani ben küratör olarak projelerimde de böyle bakarım. Yani bir kendi meselemi sanatçılara sorarım. Yani bu konuyla çalışan sanatçılara sorar. Onların cevaplarıyla kendi aslında bir eserimizi oluşturmuş gibi oluyoruz bir anda baktığınızda. Burada kadın konusu çok işleyen sanatçılarımız vardı. Göçmenlik konusunu işleyen sanatçılarımız vardı. Kadının naifliğinin arkasında ne kadar kuvvetli olduğunu gösteren eserlerimiz vardı. Bir yandan da hayvanlar da çok ön plana çıktı sergide. Çünkü aslında doğa çeşitliliği alkışlıyor. Biz doğayı sınıflandırıp kalıplara sokmaya çalışıyoruz. Hepimiz bir arada çok saygılı ve hoşgörülü bir biçimde yaşayabiliyoruz. Yani doğa bunu yapabiliyor. Bizim tek şeyimiz onu taklit etmek aslında baktığınız zaman. Farklı disiplinlerden sanatçılar olsun istedim. Yani fotoğraf da var, heykel de var, enstalasyon da var, dijital sanat da var sergimizde. Onları da görülsün istedim. Yani sergiyi gezdiği zaman izleyiciler hani farklı disiplinlerden çalışan sanatçıların işlerini yorumlayabilsinler. Böyle bir farklı yelpazeden baktığımızı düşünüyorum. Online'dan siz de gezerseniz evet, fikirlerinizi evet, paylaşırsanız seviniriz. Peki şimdi son zamanlarda böyle bir NFT furyası başladı. Herkes işte satın aldı, bunlar büyük yatırımlar dendi. Sonra son zamanlarda okudum ki NFT artık o kadar da değil gibi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yanlış mı yönlendiriliyoruz?
neler oluyor? Çünkü dijitalde de başka bir dünyaya geçiliyor artık. Yapay zekasından tutun da işte soru sorup doktora metni bile çıkartan programlar var. Sanat gerçekten müzelerden, sergilerden artık bilgisayar ekranlarına mı taşınıyor? Sanat yatırımı bunun üzerinden mi daha makbul olacak? Hani globalde de bakabilen biri olarak buna nasıl bakıyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Şöyle ben yani o konuya biraz mesafeli bakanlardan oldum. Yani biraz bekledim. Yani böyle çok acele edip hemen böyle bir metaverse girelim, işte NFT çalıştıralım sanatçılarımıza gibi bir bakışım olmadı. Çünkü o dünya zaten aslında sanatçıyla izleyiciyi bir araya getiren bir platform olmak amacıyla çıkmıştı. Yani araya galericiler girsin, araya üçüncü ayaklar girsin, hemen satışlar yapılsın gibi değil. Aslında sanatçılığın içinden gelen bir oluşumdu. Baktığın zaman oluşum hali hazırda. Biraz bir balon oldu açıkçası yani baktığınızda. Bundan sonra dijital sanatla... Klasik sanat diyeyim o zaman hani diğer konuya da kol kola yürümek zorunda, evet. Birlikte yürümek zorunda. Biri diğerinden daha baskın olamayacak, biri diğeri olmadan da yaşayamayacak bence. Çünkü ne kadar dijital bir eser olursa olsun, mesela şimdi ülkemizde Refik Anadolu çok böyle ağzından gözümüze gelinen bir örnek. Evet. Ama onu yakından görüp baktığınızda çok büyük bir anlam var. Yani ekrandan bakıyoruz çok güzel, wow diyoruz ama onun da içine girmek istiyoruz. Ben Refik Anadolu'nun eserlerinin içine dair olma şansını yaşadım. Hem de oğlumla yaşadım. Hı. Yani bir sergiyi hep beraber geziyoruz ya da müzeyi. Evet bütün eserlerden etkileniyor ama 6 yaşında. Ve hani bakıyor ve evet anne bu neymiş o neymiş. Ben de kendi vizyonumdan bildiğim kadar naçizane hani yorumlayabiliyorum çocuğuma da. Çok öyle bilgili biri değilim. Sadece bir eserin karşısına geçip bana yarattığı etkiyi ifade edebiliyorum. Bunu da söylüyorum. Oğlum hani ben baktığımda böyle etkileniyorum ama senin baktığın yerden yaşadığın yıl kadar bildiğin kelime kadar başka bir şey görüyor olmalısın. Tamam anne diyor geçiyor ama mesela Refik Anadolu'nun odasına girdiğimizde o ayağının altı yanlar sağlar sollar bir şey olduğunda Ali 20 dakika orada kalıyor ve müthiş bir dünyanın içinde yaşamaya başlıyorsun bir anda. Ve evet yani o da lazım bu da lazım diyorsun kendi içinde. Çünkü 6 yaşındaki çocuğumun sanata dahil olması da öyle bir yerden oluyor. Anne neredeyiz biz? Nereye geldik? Bu renkler ne? Anne bak nasıl akıyor birbirinin içinden dediği zaman oh diyorum. Ruhunun bir tarafı da başka bir yerden beslenmeye başladı. Onun içine başladı. Doğdular müthiş sonuçta. Bir şey. Yani o jenerasyon bunun içine doğdu. Ondan onları ayrıştırmamız çok zor ama. Bu üç boyutlu reklamlar, o işte 3D boardlardan üstümüze üstümüze gelen eşyalar, canlılar. İnsanın gerçekten yaşıyorlar duygusunu getiriyor. Evet şimdi bir olduk. Duygusu getiriyor gerçekten değil mi? Hep de birlik değil mi o duygu? Yani bütün işte duyuları. Sanatın yani bütün olmak. Hep buna ihtiyacı var çünkü insanın. Ya şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bence yani bu yeni bütün teknolojiler kullanılsın. Zaten yenilik her zaman güzel. Evet. 1920'lerde ilk abstrakt resimler yapıldığı zaman da insanlar böyle bir şok geçirmişti. Yani bunlar bu modalar olacak, böyle güzel şeyler yapılacak. Sanatçı her türlü tool'u kullanmalı. Her şeyi kullanmalı sanat yapabilmek hem için. Hem zihninin bütün araçlarını kullanmalı hem de malzemeyi de kullanmalı. Şimdi Picasso'nun hayatını izledim. Ben mesela orada da yenilikçi bir şeyler yaptığında ilk sanat çevresi ne yapıyorsun diyor. Zaten Picasso yaşasaydı kesin bunları kullanırdı. Kesin kullanırdı. Yani mümkün ve ben değil. Mesela orada ayıldım meseleye. Yani sanatçı sanatçıyı engelliyor bir yenilikte. Evet. Bizim zaten adapte olmamızın bu kadar zor olması çok normal. Bir dakika diyor hiç kimse hazır değil diyor. Sen ne yapıyorsun? Eskiye dön, ezberimize dön, bizim yaptığımıza dön. Ancak inanan işte o deli sanatçılarla biz yaşıyoruz insanlar sanki. İnsanlar değişimden korkuyorlar. Yani bu bir gerçek. Ama değişim sanatı doğurur her zaman. Yani bu bence karşı çıkmamalıyız yani. Çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Sizi tebrik ederim. Umarım istediğiniz desteği alırsınız ve böyle bir sene sonra
150 sanatçıyla İnşallah. Sizi tekrar burada ağırlar. Bunları böyle daha uzun uzun, daha dolu dolu, o ülkede de bunu yaptık, orada da şöyle şeyler oldu diye anlattığınız bir program diliyorum ben. İnşallah. Desteğinizi çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz bize kattıklarınız için. İnternet ortamında da ulaşabileceğiniz Cinsiyet Nedir sergisi bence bir vizyondur efendim. Ve bize hayır yalnız değilsin ve eğer empatiyle, birazcık empatiyle bakıp anlayan bir yerden yaşamaya devam edersen ötekileştirme diye bir şey kalmayacak anlatıyor bence bu sergi bize. Ben bu akşam internet üzerinden sergi gezeceğim. Belki siz de gezersiniz. Bir başka bambaşka sohbetlerde yine bir arada olacağız. Hoşçakalın.